Bikini de giyer, çılçıplakta dolaşabilir. Ama İslam'ı kabul ediyorsa iki yüzlülük yapamaz. Kabul etmediği takdirde sahtekar durumda. Sert görünümlü sakin güç. Bir merhamet dağı. Merhamet yüklü bir adam. Merhamet yüklü bir adam. Birisiyle konuşurken adeta omuzunda güvercin var gibi davranan hassas bir insan. Mustafa Bey'in bazı yakın akrabaları onun evinde son nefesini verdiler. Böylesine merhamet abidesi bir adam. O yaşlılara kendi eliyle yemek yedirdi. Onlara baktı. Ya böyle bir insanlık gerçekten en üst seviyede bir insanlıktı. Mustafa Karahanoğlu'nun bir hülyası vardı. İnananların yüz akı olmak ve inanan insanlara karşı şefkatli olmak, onların arasındaki ihtilafları büyütmemek, gerektiğinde görmezden gelmek ama inkarcılara karşı, zulmeden insanlara karşı da şiddetli olmak. Basın mevzisinde ümmetin cesur, güvenilir, yiğit, vakur kalesi. Ben onu tarif ederken sakin güç diyorum. Mustafa Bey tam bir mücahit. Derdi ki bir kurt saldıracağı koyun sürüsünün hesabını yapmaz. Yapacağınız işlerde eğer inanıyorsanız, eğer haklıysanız gözünüzü hiçbir şeyden esir sakıtmayacaksınız. Mümin gönüllerin ferah nefesi, hem dayıklı. İman haykırışının hakiki mütevazı tercümanıydı. Kedilerin bile konuştuğu memlekette Müslümanlara konuşmadınız. Müslümana karşı müşfik, zalime karşı şedid Mustafa Karahasanoğlu. Değiştirilemez maddeli bir anayasayla Türkiye'de hakimiyet milleti olamaz. Bir cesaret timsali, inandığı davasının Yılmaz savunucusuydu. Cesurdu, korkusuzdu. Karşısında 100 kişi olsa o 100 kişiyi yere sereceğine inanarak karşılarına çıkabilecek bir insandı. Yiğit, cesur, güçlünün karşısında eğilmeyen, devamlı dik duran, çok çalışkan, her zaman genç, yiğit bir delikanlı. Bana göre Mustafa Bey'i özetleyen 4 ana kelime vardır. Cesaret, merhamet, sadakat ve vefa. Gönül bahçesinin şakayıklarından Karahasanoğlu, ifrat ve tefrit oklarının hep hedefindeydi. Uzak vadilere sığınan kır çiçekleri gibi ahiret kapısına iltica edip bu dünyadan sonsuzluğa göç etti. O giderken hayatın yanağından sicim gibi gözyaşları süzüldü adeta. Ben hem bir abiyi hem belki bir babayı kaybettim. Affet abi, affet. Hiçbir şey kaybetmezdik. Babam bilerek kimsenin hakkını geçmedi. Bilmeyerek hakkınıza geçtiyse de haklarınızı helal edin. Yılmaz savaşçı, dava eri Mustafa Karahasanoğlu 13 Ağustos 2022'de Hakk'a yürüdü. Türk medyasının ağabeyiydi. Büyük bir duayen isimdi. Maalesef dün gece 02 sıralarında hayata gözlerini yumdu.1948 yılının 8 Haziran'ında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başpınar köyünde hayata gözlerini açtı Mustafa Karahasanoğlu. Başpınar nahiyesi bu yakın tarihte Başbağlar katliamı oldu. Bu Başbağlar katliamı olan köy bize bağlı, yani bizim nahiyeye bağlı olan bir köydür. Takriben 6 kilometre ilerimizde bir yer. Muhtemet bir babanın, ev hanımı bir annenin evladı olan Karahasanoğlu henüz 2 yaşındayken İstanbul'a geldi. Babam İstanbul'da çalışıyordu ve dolayısıyla bizi 1950 yılında bir ablam
ve ben iki kardeş olarak 1950'de İstanbul'a geldik. Daha sonra diğer kardeşlerim İstanbul'da doğdular. Şu anda 5 kardeşiz. 2 kız, 3 erkek. Ben İstanbul'a geldikten sonra Gümüşsuyu'nda büyük dedemden kalma bir ahşap binada oturduk. Dedemin, büyük dedemin yaptırdığı bir ev o. Ondan sonra 1968'de oradan taşındık. Şişhane'ye taşındık. Orada bir daire almıştık. O daireye taşındık. 68'den sonra Şişhane'de oturmaya başladık. Annem de babam da ilkokul. Hatta annem ilkokul mezunu da değil. İlkokul 3'ten sonra evlenecek diyerekten okuldan alınmış. Ama Allah rahmet eylesin, annem çok akıllı bir kadındı. İleride adından sıkça söz ettirecek olan Mustafa Karahasanoğlu, Namık Kemal İlkokulu ve Fındıklı Ortaokulu'nda zekiliğinin yanı sıra haşarılıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. Bir gün şey oldu, okulda imtihan yapılmasın diyerekten bir ayakkabı ökçesi, lastik, kauçuk ayakkabı ökçesi, lastik. O günü fizik dersinden ortaokulda imtihan yapacak hocamız. Şu anda ismi de hatırımda değil ama çok otoriter bir hocaydı. Mümkün değil yani ona bu ders imtihan yapmayın demek mümkün değil. Tuttum ben o lastik ökçesini sobaya, o zaman sobalıydı ortaokul, bizim Fındıklı Ortaokulu, sobaya attım. Amanım Allah, bir duman, bir duman, bizim sınıfı bırak, okulun tamamı. O lastik ayakkabının ökçesini atınca sobaya, okul tatil oldu. Ondan sonra müdür muavini, kim yaptı bunu, kim yaptı? Benim yaptığımı tabii söylediler. Müdür muavini beni döve döve, tokat ata, tekme atayarak okuldan dışarıya kadar, kapının dışına kadar kovaladı. Henüz 8-9 yaşlarındayken bir ayakkabı mağazasında çalışmaya başlıyor ve çıktığı bir canlı yayında söz konusu mağazadan hayatı öğrendiğini aktarıyordu. Çalışmaya Tanca mağazası vardı eskiden, meşhur bir Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde. Orada başladım. Tanca mağazasında birçok şeyi öğrendim. Tanca mağazası çünkü o günün en büyük mağazalarından birisiydi. Oradaki ayrıntılar da yetişmek için önemli olan ayrıntılardı. Onları gördük. Büyüdükçe elektriğe merakı artıyor. Bu yüzden de lise tercihi Maçka Meslek Lisesi elektrik bölümü oluyordu. O lisenin sonları. Lise bu. Lise yılları mı? Maçka Sanat'ta. Maçka. Zaten şeyde, okul binası da Maçka Sanat. Burada şu arka ayakta kazaklı olan mı sizsiniz? Evet. Bize göre sol değil mi? En soldaki. En soldaki. Bize göre. Kazak. O kazak annenizin dokuduğu bir kazak. Evet. Nereden bildin? Yani ev dokumasına benziyor. Biz arkadaş değildik. Biz abi kardeşlik. Mustafa Bey o dönem atak, cesur, girişken, sosyal, milliyetçi, muhafazakar. Dini konularda çok hassas şahsiyeti vardı da o dönemlerde. Ciddi duruşu vardı. Bir arkadaşımız vardı aynı sınıfta. Abdülhamit hakkında ileri geri konuştu. Mustafa Bey tabii hemen işte tahtanın önünde böyle konuşuyor. Tahtanın önüne geldi. İşte ismiyle dedi, yanlış söylüyorsun, bunlar böyle değil. Bak arkadaşlarımıza yanlış bilgi veriyorsun falan. İşte öyleydi, böyleydi derken başka bir arkadaş o arkadaşın sırtına döndü, dokundu. O arada ayağı kaydı arkadaş, yere düştü. Mustafa Bey de tam onu eğildi ki kaldıra, o arada Aydın Arıkök diye bir Türkçe hocamız vardı. O girdi, ben de tabii yanındayım Mustafa Bey'in. O bizi kavga ettiğimizi zannetti, bizi dışarı attı. Sınıftan dışarı attı bizi. Henüz lise çağındayken şiirler yazmaya başladı. 16-17 yaşlarında yazmış mesela. 17 yaşında şiir yazmış. 17 yaşında Ayasofya'ya dair şiir yazmış. Mesela 1966, yani burada kaç yaşında oluyor biliyor musunuz? 18 yaşında. Mustafa abi 18 yaşındayken yazmış bu şiiri. Hani nerede süratin timsali yıldırımlar? Hani nerede çağ açıp çağ kapayan fatihler? Bir vezire Mısır'ı değişmeyen yavuzlar, nerede Süleymaniye'nin mimarı Sinanlar? Daha lise yıllarından itibaren Ayasofya ile ilgili şiirleri var.
Minarelerinden yükselirken Allahu Ekber, Ulu Hakan Fatih, cami olarak kalsın der. Kefensiz vatan, o namütanahi şehitler, nesle onu mabed olarak bıraktık der. Liseyi 1968 yılında bitiriyor, akabinde kazandığı Yıldız Üniversitesi'nin elektrik bölümünden 1974 yılında mezun oluyordu. Üniversite. Yıldız Teknik burası o zaman. Sol tarafta Yıldız, evet. Evet. Daha ilk siyasi şeyimiz orada başladı bizim. Görüşlerimiz derken yani böyle sola karşı bir reaksiyonumuz devam etti. Siyaset ve gazeteciliğe büyük ilgisi vardı. Gündüzleri tabii okuyordu, tahsil hayatı vardı. Akşam ve geceleri de parti çalışmalarına giderdi. Hatta rahmetli babam Mustafa, saat 11'den sonra kapıyı kilitleyeceğim şeklinde de uyarıda bulunurdu. Ama tabii o dava aşkıyla pek ona da aldırış etmezdi. Babama olan saygısızlığından değil, baba önemli bir dava insanı olmak için fedakarlık yapmamız gerekir şeklinde babamı da ikna etmeye çalışırdı. Abim mühendisti aslında. Mühendis olmasına rağmen sürekli belli bir temel hedefi vardı. Türkiye'de siyasetle her şey hallolmaz. Siyaseti de yönlendiren medya gücü var. Mühendis olmasına rağmen o sürekli siyasette de genç yaşlarda başlamış olmasına rağmen 19 yaşında, 20 yaşında siyasete başlamış olmasına rağmen sürekli gözü basındaydı. Ve Türkiye'de Osmanlı dönemindeki basını dahi incelemiş ve sol cenahın bu olaya ne kadar yakından ilgi gösterdiğini ve toplum nezdinde olmayan gücünü basın sayesinde nasıl kazandığını görmüştü. Milli Gazete'de bu Tan matbaası vardı. Eski 63'te Hüseyin Üzülmez'in bombaladığı gazetenin olduğu binada Milli Gazete'nin yeri vardı. Ebu Suud Caddesi'nde girerken. Orada Mustafa işe başladı. Mustafa da ilk zamanlar babasının Langa'daki nalbur dükkanına gidip gelirdi. Siyasi çalışmalarına 1969 yılında Milli Nizam Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı ile başladı. Azmiyle herkesi kendisine hayran bırakan bir adam vardı. Çok geçmeden siyaset merdivenlerini bir bir tırmanıyordu. O dönem Milli Türk Talebe Birliği'ne gidip geliyordu. 1973'te Milli Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanı, 1975 yılında Milli Selamet Partisi İstanbul Gençlik Kolu Başkanı, 1976-1979 yılları arasında Ankara'da Milli Selamet Partisi Genel Merkezi'nde Teşkilatlanma Genel Sekreteri olarak çeşitli görevler yaptı. Gençlik Kolları Başkanı'mdır. Onunla beraber Nizam Partisi, Selamet Partisi'ni kurduk. Onunla beraber il başkanlığı yaptık. Onunla beraber o gençlik kolları başkanım, ben il başkanı olarak. 9 sene ben iş portacıyım, o elektrikçi, teknisyen. Yokluk içerisinde 9 sene iki seçim yaptık İstanbul'da. 9 sene Mustafa Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanı oldu. Merkez Gençlik Kolları Başkanı oldu. Türkiye Gençlik Kolları Başkanı oldu. Mustafa Bey'in tek istediği, nerede vazife varsa ben oraya giderim diyen bir adamdı. Yani ben dedim ki arkadaş, sen buradaki hizmetin bana göre gazetedeki hizmetinden daha büyük olur dedim. O burada evi barkı toparladı, Ankara'ya geldi ve orada aslında teşkilat başkan yardımcılığı, sekreterliği falan gibi dedik ama yani doğrudan doğruya benim başkan yardımcımdı yani. Doğrudan doğruya ben teşkilat başkanıydım. 1974 yılında Milli Gazete'de müessese müdürlüğüne getirildi. Çalışkanlığı, pratik zekası ve tevazusuyla dikkatler ona yöneliyordu.
Daha o dönemden başlamıştı milli görüşün efsane lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a hayranlığı. Milli Nizam Partisi yeni kurulmuş. Milli Nizam Partisi yeni kurulduğunda geniş halk kitlelerine milli nizamı anlatmak için çırpınıyorlar. Farklı siyasi partiden bir etkinlik var Beyoğlu'nda, Tepebaşı Gazinosu'nda. Orada konuşmacı ki bir milletvekili diyor ki Necmettin Erbakan diye birisi çıkmış. İşte ağır sanayi yapacakmış, şöyle yapacakmış, böyle yapacakmış, fabrika yapan fabrikalar yapacakmış. Ya bir Allah'ın kulu böyle bir şeyin Türkiye'de nasıl olabileceğini anlatabilir mi ya diyor. Konuşmanın akışı içerisinde etkinliğe katılmış abim de, 2-3 de arkadaşı da var yanında. Gidiyor kürsüye, mikrofonu kapıyor milletvekilinin elinden. Ben size anlatacağım diyor. O şaşkınlıkla 2-3 cümlede sarf ediyor. Ve ondan sonra tabii bir ABD çıkıyor orada. 1975 yılında Tek Adam Erbakan adlı bir kitap dahi yazdı Erbakan Hoca için. Peki Mustafa abi Erbakan Hoca'ya niye bu kadar saygı duyuyordu? Erbakan Hoca'nın açtığı çığır ve İslamcılık düşüncesine verdiği büyük mücadele. Çünkü Mustafa abiye göre Türkiye'de Müslümanların önünü açan, onları yüreklendiren ve bugün Müslümanların elde ettiği büyük kazanımların öncüsü ve lideri tabii ki kitabı da vardır. Tek Adam Erbakan'dı. Mustafa abinin Erbakan sevgisi din inançlarından kaynaklanan bir sevgiydi. Ki hepimiz öyleydik. Yani Erbakan Hoca'yı rahmetli Müslümanların lideri olarak tanımlardık. Öyle görürdük. Kafamızı öyle bir yere oturtturduğumuz için hepimiz Erbakan'ı severdik. Tabii Erbakan'ın yanında daha fazla vakit geçirenler, Erbakan'ın fikirlerine daha fazla aşina olanlar daha fazla severlerdi. Onların sevgisi bizden de yüksek olurdu. Mustafa abi onlardan biriydi. Mesela Erbakan Hoca'ya Erbakan denilmesine Mustafa Bey'in tahammül etmediği vakitler olmuştur. Ben rastlıyorum. Herhangi bir vatandaş gelir, işte Erbakan Hoca'dan bahsedeceği zaman Erbakan diye söyler de ona bir hoca sıfatı koymazsa veya hocamız demezse Mustafa Bey öfkelenirdi. Ben karşısından kovduğu insanların olduğuna şahitlik yaptım. Ama bu Erbakan sevgisinin temeli İslam sevgisidir, din sevgisidir. İslami eserleri çok okurdu. Hatta kendi bazı şiirleri de vardır. Şiir de yazardı. Necip Fazıl'ın kitaplarını böyle satır satır okurdu. İdeolog örgüsünü belki 3-5 defa okumuştur. Milli Selamet Partisi'nin olaylı 1978 kongresine kelimenin tam anlamıyla damgasını vuruyordu. Erbakan Hoca muhaliflerine karşı o kongrede büyük direniş göstermişti. Milli Selamet Partisi kongresinde Korkut Özal da genel başkanlığa aday oldu. Mustafa Karahasanoğlu Korkut Özal'ın bu adaylığını engelledi. Dedi ki biz İslami bir hareketiz. Bizde ikinci bir aday çıkmaz. Bu kongrede ben kavgayı ben çıkardım. Korkut Bey Allah rahmet eylesin söz istedi. Şener Bey söz vermedi. Usturuplu bir şekilde meseleyi geçiştirip vereceğim, söz vereceğim size, hakkınızı zayi olmayacak falan dedi. Ama söz vermedi. Sonra Şener Battal söz vermedi, Korkut Özal konuşmaya mı başladı? Konuşmak istedi. Konuşmak istedi, kürsüye mi çıktı? Kürsüye doğru yürüyordu. Hı-hı. Ben de kalktım, önüne çıktım. Yakasından tuttum, koltuğunu. Ama herkes şunu anlatıyor, Mustafa Karahasanoğlu orada elini beline attı. O sonraki safa. Daha sonraki safa. Hemen ona ihtiyaç hasıl olmadı. İş kontrolü elden çıktığı zaman ona müracaat ettik. Peki gerçekten sizi tutan olmasaydı orada bir olay olabilir miydi? Olurdu zaten, oldu da ufak. Ufak çaplı oldu. Yani yumruklaşma şeklinde oldu. Tayyip Erdoğan, Korkut Özal değil mi? Onlar bir grup olarak. Tabii. Dertleri neydi o zaman? Genel idare kurulunu değiştirmek istiyorlardı. Korkut Özal adaylıktan vazgeçti. Mustafa Bey'in o aşırı tepkisi üzerine adaylıktan vazgeçti. Yıllar sonra Korkut Özal'ın yanına gitti.
geçmiş dönemdeki bu olay için ondan helallik istedi. Dedi ki ben o gün imanımın, insanlığımın gereğini yaptım. Samimi bir hareketti. Senin şahsına karşı yapılmış bir hareket değildi dedi. Korkut Özal dedi ki ben sana bütün haklarımı helal ettim. Bütün Müslümanlara da haklarımı helal ettim. Sadece yeni askercilere hakkımı helal etmedim. Ahirette onlarla hesaplaşacağım dedi. Çünkü dedi bir sofrada ayran içerken ayran dolu bayrağı bardağı broşür yaparak Anadolu'da milyonlarca dağıttılar. Korkut Özal rakı içiyor diye. Bu iftirayı dedi hazmedemedim. Onlarla ahirette hesaplaşacağım dedi Korkut Özal. Hayranı olduğu Profesör Doktor Necmettin Erbakan tarafından 1979 yılında Milli Gazete Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi. Koltuğa gelişiyle gazetede çok ama çok şey değişiyordu. Tirajlar bir anda patlıyordu. Mustafa abi bir kampanya başlattı Milli Gazete'de. Her köye bir Milli Gazete diye bir kampanya. Hedef 100 bin Milli Gazete satmaktı. Bunu İstanbul'da esnafları dolaşarak işte sizin köyünüze gazete gönderelim. Abonelisiniz siz karşılayacaksınız. Bu şemaya oturan bir kampanyaydı. O kampanyayla birlikte gazetenin tirajında ciddi bir yükseliş oldu. İşini öyle seviyordu ki kimi zaman makine başına koşuyor, kimi zaman da gazete dağıtımına. Mustafa abi bir gazete patronu, işte bir genel müdür, böyle bir fıtratta insan değildi. Çalışan işçiydi gazetede. Mustafa abi paketleme servisine inerdi, eline bir eldiven takardı, paketleme yapardı. Gazete paketi yapardı. Bir 200'lük doçumuz vardı, onunla paketler havalanla gönderilir. Bir paket, iki paket yetişmez, geride kalır. Mustafa abi, Murat 131 arabamız vardı. Biner o arabaya, o paketleri vurur sırtına, havalanına götürür. Geriye döner. Yani böyle işçilerle birlikte, işçi gibi çalışan bir patrondu. Kendisini çalışanlarından hiçbir zaman ayırmazdı. Ben bile Milli Gazete'de bir dönem şey yaptım, genel yayın yönetmenliği yaptım. Zaman zaman yemekhaneye inmezdim, yemeğimi getirttirirdim. Mustafa abi de böyle bir şey yoktu. Yani Mustafa abi gider yemekhanede yemeğini yer, ondan sonra çıkar işinin başına gelir. Bir işçi gibi çalışır. Eline makası alır, geçer pikaj montaj masasının başına, eğer iş yetişmiyorsa orada onlarla çalışır. İşte arabaya şoförlük yapar, eline ip alır, paket bağlar, gazete paketi bağlar. Böyle bir özelliği vardı. Milli Gazete'de genel müdürlük makamında SEKA'dan o zaman gazete basımı için kullanılan bobinler geliyor. Hava yağmurlu. Bobinler indiriliyor. Birkaç personel bobinleri kapalı mekana alacaklar. Kendisi dayanamıyor ve iniyor. Bir genel müdür olmasına rağmen o bobinlere yardım ederek kapalı mekana alınmasını sağlıyor. Birkaç şeyi bir arada götürebildiği için daha diğer medya patronları gibi değil. Hani işte personelle ilgilenmeyi de patronluğunu da aynı kendisi yapıp aynı zamanda genel yayın yönetmenliğini de yürüttüğü için altında çalışan arkadaşları da çok iyi anlayabilen daha iyi bir iletişimi vardı. Çünkü her şeyleriyle beraber de mesela basit bir şey söyleyeyim. Hani daha önce de söyledim ya hiçbir şey erinmez yapar diye. Akşamleyin araç kalmamış birisi eve gitmesi lazım. Alır arabasıyla götürür bırakırdı yani evine. Kaynakları ekonomik kullanıyor, yeni kaynak arayışlarına girmeyi de ihmal etmiyordu. Bu dönemde Türkiye'de ilk defa temsilcilik sistemiyle gazete abone dağıtım sistemini kuruyordu. Mühendislik fakültesinden bitirmiş, mezun olmuş olmasına rağmen gazetecilik dürtüsü üst yetenekteydi. Gerçekten fotoğrafıyla, haberin girişiyle ve başlığıyla, manşetiyle, hepsiyle dört dörtlük olmasını arzu ederdi. Kendi altında çalışan personeliyle abi kardeş gibiydi. Kendisi bir işletme sahibi olmasına rağmen herhangi bir personelle randevu almadan görüşebilirdi. Efendim, işçi patron şeyi yoktu onda. İşçiyi bir kardeşi gibi görür, emekçiye çok değer verirdi. Allah rahmet eylesin, rahmetli Erbakan zamanında. Mikro Mustafa derlermiş daha da küçükken. Yani her şeyi yapardı o adam, her şeyi.
Yani işte hani ben işte yazı iş genel yayın yönetmeniyim. Şunu yapmam, bunu yapmam. Hem kabiliyet hem de hani nasıl diyeyim, alçak gönüllülük mü diyeyim, şey değildir. Her şeyi kendisi yapardı. Tevazusu çok konuşuluyordu. Tabii daha sonraki yıllarda o Milli Gazete'de görev yapıyordu. Biz de tahsil hayatına devam ediyorduk. Mustafa abim olduğu için demiyorum. İnsanı insan yapan değerlerin birçok vasıfları kendisi bünyesinde toplamıştı. Örneğin mütevazilik olsun, vefakarlık olsun, cesaret olsun, dürüstlük, doğruluk olsun. Bu konularda hemen hemen hepsi kendi uhdesinde vardı. Tabii bu tevazusu zaman zaman tartışma konusu olmuyor değildi. Bir dostumuz demiş ki, ya Mustafa Bey'den de genel müdür olmaz. Niye dediklerinde merdivenleri ikişer ikişer çıkıyor. Genel müdür basamakları bekleyerek, durarak çıkar. Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni sıfatıyla 12 Eylül 1980 darbesi döneminde zaman zaman ciddi problemlerle karşılaştı. Bir dönem Yazışları Müdürlüğümüzü de yaptı bizim. Sezai abi bir şiir yazıyor. Gez dünyayı, gör meramı, otladığın yer meramı, küfürle anlatırsın, fikirden yoksun meramı. Böyle bir dörtlüktü. Sezai abi birinci sayfaya koymuş. Müşahhas bir hedefe yönelik söylenmiş bir şey değil. Bir fikri olmadığı halde cahilce ileri atılanlara yönelik bir şey bu. Gönderme. Yani adresi belli değil. Kime uyuyorsa o alır bunu. O günlerde Kenan Evren Konya'da bulunuyor. Sıkı yönetimde siz bununla Kenan Evren'i kastettiniz, paşayı kastettiniz, devlet başkanına böyle hakaret ettiniz gerekçesiyle gazeteyi kapattılar. Gazete bir hafta kapalı durdu, sonra açtılar. Aradan bir 10-15 gün geçti. İkinci kez gazeteyi tekrar kapattılar. Bu sefer 45 gün gazete şey durdu, kapalı durdu. 45 gün sonra Mustafa abi Ankara'ya gitti, bir kısım görüşmeler falan yaptı. Gerekçe yok yani, niye bunu kapatıyorsunuz falan. Gazetenin yasağı kaldırıldı. Zaman zaman sansür yiyordu. O tarihlerde sürekli Erbakan Hoca'nın fotoğraflarını, haberlerini veriyor Milli Gazete. Dolaylı olarak 12 Eylül darbecileri tarafından ya o haberleri yapmayın yoksa sizi yasaklarız diye tehditler geliyor. Zaman zaman ilginç uyarılar da alıyordu. Senin gazeteni de kapatırız, seni de gözaltına alırız şeklinde tehditlerde de bulunmuşlar kendisine. Ama o hiçbir zaman yılmadan, korkmadan, cesur bir şekilde yayınlarına devam etmeyi de başarmıştır. Sıkı Yönetim Komutanlığı'ndaki o generallerden birisi ayrıca da çağırıyor. Siz bula bula Kenan Evren'in ve yanındaki kuvvet komutanlarının hep böyle kötü resimlerini mi bulup birinci sayfaya koyuyorsunuz diye. Haberler eleştirel haber olmasa bile resimle siz mesajınızı veriyorsunuz diyerekten Mustafa Kara Hasanoğlu'na bir anlamda bir tehditte bulunuyor. Abim de söylediği şey şu: Milli Gazete'nin imkanları yetersiz. Eğer siz arşivinizden bir şeyler verecek olursanız biz o resimleri de seve seve kullanırız diyor. Hakkında onlarca dava açılmıştı. Gazetenin davası çoktu. Hususen bu sadece şeyin değildi. 12 Eylül'ün ürünü değil bu davalar. Ne yapsa yapsın Milli Gazete hiçbir zaman, Mustafa abi döneminde de hiçbir zaman yakasını davalardan kurtaramadı. Bunun içerisinde mesela ibretlikler vardır. Yanlış hatırlamıyorsam Osman Tunç abinin Yazışları Müdürlüğü döneminde Tercüman Gazetesi'nde veya Cumhuriyet Gazetesi'nde ikisinden birinde Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir şey var. Bir değerlendirme var, bir makale var. Milli Gazete'de onu alıyor. Basından diye bir köşesi var. Basından seçmeler yapıyor. Orada yayınlıyor. Bununla ilgili dava açıldı. Osman abi şeye gittiğinde, yani savunmaya gittiğinde diyor ki ya bu bizim görüşümüz değil, bu yazıyı biz yazmadık. Yazı üzerine herhangi bir yorumda da bulunmadık. Gazetemizin basında diye bir köşesi var. Yazıyı beğendiğimiz için aldık, orada koyduk. Yani bu yazıyı yayınlayan filanca gazeteye hiçbir dava açılmadı. Ondan sonra biz yayınladık, bize dava açıyorsunuz. Hakim Bey diyor ki,
Onlar diyor bunu diyor yaparlarsa diyor Atatürk'e diyor övgü olarak yaparlar diyor. Ama siz diyor bunu yaparsanız biz onu diyor Atatürk'e diyor küfür olarak kabul ederiz. Bazen kendisini tuhaf durumlar içerisinde bulduğu da oluyordu. Bir takvim çalışması yapıyor Mustafa Karahasanoğlu. Milli Gazete çatısı altında ve günlük takvimi, blok takvimi okullarına dağıtmak üzere bir çalışma yapıyor. O çalışma içerisinde 10 Kasım'a o güne çürük iple kuyuya inilmez diye bir atasözümüz denk gelmiş. Mustafa Kemal yok, Atatürk yok, herhangi bir şekilde ima yok. Sıkı yönetim komutanlığı çağırıyor ve diyor ki burada siz çürük ipten kastınız Mustafa Kemal'di, savunmanızı yapın. Şunu söylüyor savcıya, siz aslında benim sandalyemde oturmanız gerekirdi. Siz Mustafa Kemal'i çürük ipi olarak nasıl tanımlarsınız? Bu takvimde siz Mustafa Kemal ismini görmeden çürük iple kuyuya inilmez atasözümüzü, hemen herkesin bildiği bir atasözünü bula bula Mustafa Kemal'e mi atfedebiliyorsunuz diye. Bir anlamda onların yaptıkları anlamsız işi de kendi yüzlerine vurmuş oldu. Böyle bir cesarete sahipti. Ben biliyorum ki, eminim ki, evet Mustafa Kemal için çürük iple kuyuya inilmez sözünü bilinçli olarak kullanmamışlardı. Ama Kenan Evren'in resmini kullanırken kötü resminden seçin demiş olduğunu ben tahmin ediyorum. Gazeteye getirdiği ticari ve fikri yenilikler bazılarını rahatsız ediyor ve 1982 yılında Milli Gazete Genel Yayın Yönetmenliğini bırakmak zorunda kalıyordu. Mustafa abinin şahsiyetinde, kişiliğinde bunlar bir değişikliğe yol açmazdı. Mustafa abi iş yapacağı zaman simit yemeye alışmış bir insandı. Yani gideceğiz, bir yerde restoran bulacağız, oturacağız, yemek söyleyeceğiz, hizmet edilecek, yemek yiyeceğiz, vakit gidecek. Hiç buna gerek yok. Giderken bir tane simit alırız, yolda yiye yiye gideriz. Yani öbürü ya böyle şey mi olur, gazete patronu mu olur? Gazete patronları o zaman başbakanları ayaklarına çağırıyorlar yani. Hükümet kuruyorlar, hükümet yıkıyorlar. Mustafa abi o ekonomik şeylerin üstesinden gelebilmek için gazeteciliğin dışında işler de yaptı. Mesela bir dönem bir fabrikayla anlaşarak özel seccade ürettirdi. Seccade satışı yaptırdı gazetede. Bir dönem ısıtıcı satışı yaptırdı. Bir dönem kurbanlık satışı yaptırdı. Bunlarla gazetenin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Böyle bir yoğun gayret içerisindeyken hiç anlam veremediğimiz bir şekilde Milli Gazete'ye yeni bir abimiz geldi. Pazarlama şirketi kuruyor. İşte halı seccadeden tutun, efendim kışın battaniyedir, efendim kömürdür, kurban bayramında kurbanlık satışları, hep bunlara bir şekilde dahil oluyor. Ve gazeteye ciddi manada gelir elde ediliyor. Tabii bu bazılarını rahatsız ediyor. O dönem tabii gazete anonim şirket, bazı yetkililer, bazı ilgililer bundan rahatsız oluyor. Yani tabiri caizse Mustafa abimin başarısından rahatsız oluyorlar. Tabii bu başarısından rahatsız olmaları sebebiyle de Mustafa Bey'i bir nevi küstürmeye çalışıyorlar. Bir takım baskılar, bir takım sıkıntılı durumlar oluşturarak neticede Mustafa abim ayrılmak durumunda kalıyor. Belki oradan ayağının kaydırılmasına da sebep olan, ya merdivenleri bu genel müdür ikişer ikişer çıkıyor. İkişer ikişer merdiven çıkan adamdan genel müdür mü olur? Burada çalışan insanlar ikişer ikişer merdiven çıkan adamın sözünü dinler mi diye ta Ankara'ya kadar eleştiriler götürülmüş. Ve ondan sonra Mustafa Karahasanoğlu otorite sağlayamaz bu gazetede diyerekten ki 3 yıl boyunca o gazeteyi hem de 100 binin üzerine tıraş çıkartarak, darbe döneminde 100 binin üzerine tıraş çıkartarak çalıştıran bir kişinin ayağını kaydırmışlardı. Ama ben burada mütevazi yaşamanın her zaman için önemli olduğuna inanıyorum. Bu noktada da Mustafa Karahasanoğlu'nun kendi özel hayatında da nasıl yaşadığını herkes biliyor. Müslümanların terörize olmamasında, Müslümanların demokratik sınırlar içerisinde kalmasında ve bugün medeni dünya hangi
çerçevede hak arıyorsa, Müslümanların da o çerçevede hak aramasında Milli Gazete'nin çok büyük bir rolü var. Bu da Mustafa Abi ile başlamıştır Milli Gazete'de. Mustafa Bey aslında İslamcı bir gazeteciliğin, cesur yayıncılığın taviz vermeden de başarılı olunabileceğinin ve tabu yıkılabileceğini gösteren bir abi olmuştur. Bunu da çok rahat söyleyebiliriz. Hem de şahsiyetli duruşu öğretti aslında. Ve Türkiye'de birçok kişiye şahsiyetli yayıncılığı, gazeteciliği, Müslümanların da cesurca gazetecilik yapabileceğini, korkmamaları gerektiğini, komplekse girmemeleri gerektiğini bence fiili olarak yaşadı ve gösterdi diyebilirim. Artık onun için yeni bir serüven başlamıştı. Daha sonra kendisi bir şirket kurdu, Yarpaş adı altında. Bu şirket kitap, efendim o zaman Abdülsemed'in hatim setleri, kasetleri vardı. Bunların pazarlanacak bir şirket kurdu ve o şirkette faaliyetlerine devam ediyordu. Ama hedefi vardı, amacı vardı, bir günlük bir gazete çıkartmaktı. Yazmalı, çizmeli, fikirleriyle davasının mücadelesini verecek mecralar lazımdı. Nuri dedi, önce dedi bir haftalık dergiyle başlayalım, bir nabız yoklayalım. Eğer dergi taban tutarsa, karşılık görürse o zaman günlük gazeteye geçeriz. Tamam abi dedim. Mustafa Bey'in Müslümanların sesinin çıkmadığı bir süreçte, sesinin çıkmadığı bir dönemde Müslümanları ortaya çıkartmak için, Müslümanlara bir cihat aşkı aşılamak için bu işe başladı. Dolayısıyla hedef hep bu yöndeydi. Ama Allah rızası için Türkiye'de Müslümanları ne yapacağız da ayağa kaldıracağız. Sadece cihat yapardım. Sadakati en başta davasınaydı. Yani davasına sadıktı, onun bir davası vardı. Neydi o dava? Necip Fazıl'ın ifade ettiği gibi Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşı. Yani bu aslında Osmanlı'nın tarihi yıkılmasıyla birlikte İslam dünyasının parçalanmışlığı ve İslam birliğinin yeniden ihyası, İslam davasının yeniden hak ettiği noktaya gelmesi, Müslümanların şuurlanması ve o parçalanmışlığın giderilmesi ve İslam'ın yeniden şahsiyetine, Müslümanların yeniden vakuruna kavuşması davasıydı. İşte buna sadık kaldı ve bunun mücadelesini verdi aslında. Cesaret Denizi'nin gür dalgası Mustafa Karahasanoğlu 1983 yılında İslam takvimini çıkardı. Nisan 1990'da Cuma dergisini yayın hayatına sokmuştu Karahasanoğlu. 500 sayıya ulaştı Cuma dergisi. Bizde çıkan dergiler, gazeteler hep başkalarının himmetiyle, yardımıyla ayakta durmuşlardır. Mustafa Bey tamamen kendi satışı, kendi alın teri ve yanında da iki kardeşi daha var ama ana kumanda merkezi Mustafa Karahasanoğlu. O tarihlerde Abdurrahman Dilipak, Yılmaz Yalçıner, Hasan Karakaya, Hüseyin Üzmez, Ahmet Kekeç, onlarla birlikte haftalık dergiyi yayın hayatına soktuk. Ve o tarihlerde gerçekten Cuma dergisi iyi bir karşılık gördü okur kitlesi tarafından. Hatta Almanya'da dahi 15 bine yakın bir abone, Avrupa dahil, Almanya, Fransa, Avusturya dahil 15 bine yakın bir abone sağladık. Türkiye'de de ciddi bir karşılığı oldu. Aşağı yukarı 50 bin civarında bir abonesi oldu. Çünkü o tarihlerde haftalık İslami bir dergi tek Cuma dergisiydi. Ve Cuma dergisi Anadolu'da da temsilcilikler noktasında ciddi bir sayıya ulaştı. Ve abi o zaman kararını verdi. Ve işte o gün 12 Eylül 1993. 12 Eylül darbesinin tam da 13. yıl dönümünde büyük işler yapıp vesayete kafa tutacağı beklenen Vakit gazetesini çıkardı. 12 Eylül tarihi de anlamlı bir tarihtir. Asgari vesayete karşı bir semboldür. Karşı çıkmaktır. Ve o şekilde biz yayınlarımızı 12 Eylül'de başlattık. Tabii kısa zamanda bir teveccüh gördü gazete. Çünkü o güne kadar İslamcı bir yayın organı bu şekilde şer odaklarına karşı sert manşetler atmıyordu. Ama
o tarihteki ismiyle Anadolu'daki Vakit o görevi yerine getirmekte gerçekten başarılıydı. Akit Gazetesi'nin kuruluşunda teknik imkansızlıklar, yani anlatmaya başlasam ben, gerçekten insanlar özellikle de gazetelerin o teknik hizmetlerinin nasıl görüldüğünü bilen insanlar kahkahalarla gülerler. O denli lavaboda film banyo yapılmaz. Ya bunun bir makinesi var. Evet, 1993 şartları, 1950-60 şartlarından bahsetmiyoruz. 1993 şartlarında dizilmiş, hazırlanmış bir sayfa, pikajı yapılmış. O pikajın filmi çekiliyor ve o çekilen film leğende banyosu yapılıyor. Elle götürülüp getirilerek banyosu yapılıyor. Bu şekilde zorluklar aşılarak bugünlere gelindi. Tabii orada cesaretin büyük önemi olduğu gibi bir de azmin de büyük önemi var. Bir de şu sözü de çok önemlidir. Sık sık tekrarlarda yapılamayacak iş yoktur. Yapamayacak adam vardır. Gazetesinin de çıkarmasındaki gayesi, en büyük gayesi son 150 yıldır aslında Batı'nın peşine düşen bu milleti, düşürülen daha doğrusu birileri tarafından Batı'nın peşine eklemlendirilmeye çalışılan bu milleti yeniden aslına döndürme mücadelesi ve bu milletin inançlarının, tarihinin, değerlerinin horlandığını, örselendiğini çok iyi biliyordu. Gereksiz ithamlar, yaftalamalar yapılıyordu, aşağılanıyordu, iftiralar atılıyordu ellerindeki medya gücüyle. Ve Mustafa Karahasanoğlu kendi imkanlarında, kıt kanaat, arkasında hiçbir holding ve medya parasal güç olmadan tek başına çıktığı yolda işte bu haksızlıklara karşı, Müslümanlara karşı yapılan bu propagandalara karşı, dışlanmışlığa karşı, ötekileştirmeye karşı bir mücadeleyi seçmişti. Hesabı, kitabı para kazanmak değildi. Medya sektörüne yatırım yapmak, Müslümanların zayıf olan bir taraftaki tahkimatını güçlendirmekti. Değilse para kazanmak olsaydı, Mustafa Bey inanın şu anda 15-20 bin şubesi olan bir marketin sahibiydi. Bu aslında İslami kesim adına bir dönüm, kırılma noktasıydı. O ilk yayınımızdan itibaren de sürekli biz ezen güçlerin, emperyal güçlerin karşısında dimdik durmayı hedefledik. Müslümanların zenci muamelesi gördüğü o zifiri karanlık istibdat döneminde hafızalara mıh gibi kazanan cesur manşetler atmaya başladı. 28 Şubat sürecinden yıllar sonra ben bir yayınıma konuk etmiştim kendisini. Attığınız başlıklar, bu eleştiriye ne diyorsunuz diye sormuştum kendisine. Tam tersine, bakın demişti, o dönemde ezik ve pısırık duranlara eleştirmemiz gerekiyor. Keşke herkes Akit gibi daha dik dursaydı, bizi yalnız bırakmasaydı ve biz de keşke daha cesur ve daha sert başlıklar atsaydık demişti. Kompleksli Müslümanlardan hiç haz etmezdi. Yani işte birilerine yaranmak için çalışmak, birilerinin hoşuna gidecek başlık atmak, falancıyı ürkütür müyüz? Yani eğer elindeki bilgi, belge doğruysa ve birilerine haksızlık yapılıyorsa, iftira atılıyorsa Mustafa Karahasanoğlu'nu hiç kimse tutamaz. Mesela ben bir ara ya bu şeyi değiştirsek mi biraz, yumuşatsak mı tarzına bazı noktalarda teklif ettiğim zaman bundan çok daha senin dediğin gibi yumuşak medya organları var zaten. Yani o zaman bizim varlık sebebimiz ne derdi? Biz İslam düşmanlarına karşı celalli ve şedid olmak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'in talebi bu. Hareketlerini başkalarının görüşlerine göre yönlendiren insanlar şahsiyetlerini kaybeden insanlardır. Şahsiyetini yitiren insanlardan sadakat beklemek ise büyük bir ahmaklıktır. İnsanların suret görünüşünü, ruhi görünüşünü tamamen aksettirebilseydi hayatta çok kimseler aldanmazdı. 21 yaşında oluyor bunu yazdığında, daha genç yaşta bile komplekse girmeyeceksin ve kendin olacaksın, kendi değerlerinle var olacaksın. Yıldızı alınmış gecelerin karanlığında iman öfkesinin tercümanlığını yapan vazgeçilmez bir başat olmuştu artık.
usta kalem Hasan Karakaya, entelektüelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Abdurrahman Dilipak ve Yalçın Turgut Balaban gibi yol arkadaşlarıyla laikçi kesimin karşısına dikili vermişti Mustafa Karahasanoğlu. Ve demokrasinin rafa kalktığı, Müslümanlara akıl almaz zulümlerin yapıldığı o karanlık dönem. ...1997'den 2002'ye dek devam eden karanlık yıllar. Polis jopları. Başörtüsüne uzanan eller. Bir okul birincisi olduğum halde bu terörü kasılmama müsaade edilmedi. İkna odaları. Başörtülü öğrencilerimizle yapılan görüşmeleri demin onun için söyledim. Kayda aldırıyor. Bu öğrencimiz bu belgeyi imzaladığına göre koşulları biliyor, düşünecek, erişkin bir insan olarak kararını verecek. Kur'an kursu baskınları. Üniversitelerde mütedeyyin genç kızların üzerine kabus gibi çöken kurucu radikal Kemalist ideoloji. O kızlar hapishaneye gitti, iki kızı. Her alanda dindarlara açılan topyekün savaş. Kalemi matkap gibi kullanıp ümmetin vicdanını kendi vicdanına taşıyıp haykırma zamanı bir kez daha gelmişti. 28 Şubat sürecinde de özellikle başörtülü genç kızlara üniversite camiasında yapılan haksızlıklara karşı Akit gazetesi büyük bir görev üstlenmişti. Bazı kişiler Akit'in gereksiz yere olayı abarttığını vesaire iddia etmiş olsa bile bugün geldiğimiz süreçte o günkü zulmeden insanların da o zulümlere sahip çıkamaması da gösteriyor ki Akit gibi dik duran gazeteler daha çok olsaydı belki o zulüm süreci de daha kısa sürecekti. Çünkü bugünkü o siyasi partilerin biz o tarihte yanlış yaptık demeleri bunu 15 yıl sonra söyleyeceklerine belki de daha geniş bir basın sektörü tarafından eleştirildiklerinde 5 yıl sonra 6 yıl sonra gerçeği görebilirlerdi. Bırakın yazmayı, nefes almanın zor olduğu o zifiri karanlık istibdat döneminde cuntacılara her şeye rağmen manşetleriyle baş kaldırdı. Mustafa abinin gazetecilik yaptığı dönemlerde şeriat kelimesini kullanmak bile şey, yani cesaret isteyen bir şey. Biz bazen işte dergiler falan çıkardı. Rahmetli daha sonraki dönemlerde işte Yalçın abilerin falan çıkarttığı dergiler var. Kadir Musuloğlu Bey'in, Allah rahmet etsin, çıkarttığı dergiler var. Bunlarda şeriat kelimesi geçerdi. Biz o dergileri hususen özellikle alırdık. Sırf içinde şeriat kelimesi geçiyor diye. Çünkü kullanamıyorsun bunları, korkuyorsun. Böyle bir süreçtesin, böyle bir dönemdesin. Mustafa abi öyle bir dönemde bir gazete liderliğinde Türkiye'de Müslümanların sesi soluğu oldu. 28 Şubat sürecinde herkesin kendisinden tir tir korktuğu cuntacılara meydan okuyordu. Onların egolarına ve gasp ettikleri devlet gücüne manşetlerden cevap verip kibirlerini yerle bir ediyordu. O günlerde baş gösteren başörtü meselesi ve dindar insanlara yapılan kötü muamelelerde cephenin en önünde gazetesiyle karşılık veriyordu. Ama tüm bunların bir bedeli vardı. Gazetenin önüne el bombası konuluyor, binası Kalaşnikov'la taranıyordu. 300 polis 6 saat süreyle gazetede arama dahi yapıyordu. Burası ne odası? Grafik odası. Ne odası? Grafik odası. Burası burası. Grafik odası. Tüm bunlar yetmezmiş gibi gazete dağıtıcıları darp ediliyor, bununla da kalmayıp aboneye bırakılan gazeteler çalınıyordu.
O dönemde sistematik bir yıldırma ve sindirme hareketi yürüttüler. Makamına gönderilen kişiler tarafından inanılmaz tehditler aldı. Şimdi şöyle oldu. Geldi iki vatandaş. Görüşmek istiyor dediler. Emniyetten. İyi dedim, gelsinler. Geldi vatandaş. Daha oturur oturmaz dedi ki, bu devlet kendi bekası için her şeyi göze alır. Bu bina çöker. Adamlarınla beraber sen de altında kalırsın. Ben dedim ki, devletin bekasını siz mi tehdit ediyorsunuz, ben mi tehdit ediyorum? Bunu konuşalım. Eğer çıkın sokağa, sorun insanlara, başörtü yasağını çıkarmakla devlet çok iyi yaptı diyorlarsa siz doğru yoldasınız. Ama en azından hafif bir tabirle, ya devletimiz niye bizden uğraşıyor? Başka komünistlerle, dinsizlerle, devlet düşmanlarıyla uğraşsa diyorsa o zaman biz haklıyız. Şunu söyledi. Şu ana kadar biz sana bir şey yapmadıysak senin dış bağlantın yok. Millisin. Onun için herhangi bir müdahale yapılmadı sana. Takriben bir 20-25 dakika konuşmalar devam etti. Daha sonra bu şahıslar odadan biraz sinirli bir şekilde çıktılar. Ve aralarında şöyle bir cümle geçtiğine şahit oldum. Ya bu adam deli herhalde şeklinde bir ifadede bulundular ve devam ettiler. Hemen ben odaya girdim. Ne oldu abi dedim. Ya bunlar dedi göndermişler dedi. Nereden göndermişler? İşte malum dedim 28 Şubat dedi. Daha sonra da abim hiç bir çekince göstermedi. Bir endişe yaşamadı. Nuri dedi biz yolumuza devam edeceğiz şeklinde bir anlayışa sahip çıktı. Ve burada bir kez daha kendisini takdir ettim. Acaba geri adım atmamıza vesile olur mu bu görüşme şeklinde bir aklımdan bir soru işaretleri geçti. Ama elhamdülillah o da benim gibi hiçbir zaman bu yoldan dönmeyeceğini bir yanı bana anlattı. Şimdi bu cesarete sahip olan bir kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla gözünde hiç kimseyi büyük olarak görmeyen ve kendi cesaretine, kendi özgüvenine sahip bir kimlik Mustafa Karahasanoğlu. Kardeşi Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte gözaltına alındıkları dahi oldu. Gazetenin yayını durduruldu. Bugün çıkmama ihtimalimiz var. Emniyete götürüldüler. Hikmet Çetinkaya'nın hedef göstermesi üzerine. Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında bir soruşturma bulunmadığı için serbest bıraktılar. Hikmet Çetinkaya'nın hedef göstermesi ve ısrarlı yazılar üzerine emniyet ifademize başvurmak istedi. Ancak kendisi hakkında Cuma dergisinde kaleme aldığı Disiplinsiz Paşalar yazısı nedeniyle soruşturma açılmıştı. O soruşturmanın ardından açılan davada duruşmaya katılmadığı için hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılmıştı. Nezarete attılar. Ertesi gün mahkemeye çıkardılar. Mahkemeye çıkarken basın yoluyla işlediği suçtan değil, karşılıksız çekten tutuklandığı şeklinde gerçek dışı bilgiler basına servis edildi. Bu iddianın hiç aslı yoktu. Maddi hata olmuş, yanlışlıkla ifade etmişiz dediler daha sonra. Her tehdit onu daha da cesaretlendirdi. 28 Şubat döneminde çok tehdit alıyorduk. Telefon tehdidi oluyordu. Gazete binası önünde özellikle sol örgütler gelip bazı taşkınlıklarda bulunuyorlardı. Ya bunlar bizi çok etkilemiyordu. 28 Şubat dönemindeki baskılara, 312 generalin açtığı dava sürecindeki tehditlere karşı hiç taviz vermedi. Davalar peş peşe gelmeye başladı. Yani abartı değil bu. Günde 10 defa 10 kez tebligat aldığımız oluyordu. Ali İhsan davalara yetişemiyordu.
diğer gönüllü avukatlar vardı. Takriben bunlar da 6-7 civarındaydı. Onlar da davalara müdahil oluyorlardı. Tabii bu davalar bizi yıldırmak içindi, korkutmak içindi. Ama biz hiçbir zaman korkmadık, yılmadık. Bellendiğiniz paşam manşeti çok ama çok konuşuldu. O bellendiğiniz paşam şeklinde manşetin arka planında da şu vardı. Mutlaka bir kişi bir haksız yere zulmü vardır, bir açıklaması vardır, bir tehdidi vardır. Ona cevap mahiyetinde atılan manşetler söz konusudur. Bir paşa o tarih itibariyle Mehmet Akif Ersoy'un anılma yıl dönümü, o anma yıl dönümünde dahi Mehmet Akif Ersoy için Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi şeklindeki o Çanakkale şehitlerindeki ifadesini alarak burada ya İstiklal Marşı'nın şairi olan Mehmet Akif Ersoy bile o gerici kafadandır. Gelip Çanakkale şehitleriyle Hazreti Peygamber'in aslanlarını kıyaslayarak onların yanında Çanakkale şehitlerini daha düşük bir seviyede gösteriyor gibi bir anlatımda bulunmuştu. Ve sonrasında da bugün de Mehmet Akif Ersoy'un devamında siyasiler var. İşte basın sektöründe insanlar var. Biz bunları belliyoruz demişti. Ertesi günkü Akit Gazetesi'nin manşeti bellendiğiniz paşam şeklinde çıktı. Siz Mehmet Akif Ersoy'a, İstiklal Marşı'nın şairi olan bir insana bile, vatan sevgisine sahip olan Mehmet Akif Ersoy'a siz, onun devamında, onun izinden giden insanlara bellendiniz derseniz, biz de faturasını öderiz. Ne denilirse, ne karşılık olursa, hangi dava olursa, biz onları göğüsleriz düşüncesiyle bellendiniz paşam diye Akit Gazetesi manşetini atmıştı. Kamuoyu ve kendisine düşmanlık edenler hep bir ağızdan o soruyu soruyordu. Bu adam kim? Arkasında kim var? Bu cesareti nereden alıyordu? Zaman zaman bazı arkadaşlar ya biz sizi tanımasak siz bir yerlerin gazetemişsiniz diye bizi şey yapıyorlardı, sorguluyorlardı. Nereden alıyorsunuz bu gücü? Efendim şu örgüt mü var, şu devlet mi var, derin devlet mi var? şeklinde bizi sorguluyorlardı. Tabii biz gücümüzü Cenab-ı Allah'tan alıyorduk. Orada gelen belki de kalbur üstü insanlarla birebir teması oluyor Mustafa Karahasanoğlu'nun. Kendisi küçücük bir çocuk ama onları görüyor, onların tarzlarını, hayat şekillerini görüyor ve buna göre de kendisinin bilinçaltında bir adeta eziklik duymama ki onu Müslümanlık şuuruyla da birleştirerek hayata hakim kılmaya çalışıyor. Eziklik duymuyor. Ve onun içindir ki bize sürekli şunu söylerdi. Bir dava açıldığı zaman 312 general davası açılmış. Abi ya bu dava çok büyük kapsamlı bir dava. Avukatı da çok arkası güçlü birisi. Galiba burada biraz biz zorlanacağız dediğim zaman baş versen onları. Onların hepsinin içi boştur, koftur onlar diye bana birebir anlatımları var. Ben hukukçuyum, o mühendis, gazeteci ama o bana adeta hukuku öğreterek diyor ki sen o kişilerin öyle prof, murof olduğuna, general vesaire olduklarına bakma. Onların arkası boştur, koftur onların işleri. Haksızlık eden insanların aslında içlerinin boş olduğunu, kof olduğunu ve bizim onlara karşı bir eziklik hissine kapılmamamız gerektiğini sürekli tekrarlardı. Belki çocukluk yıllarından ileriye doğru gelerek onun o cesaretini anlamlandırabiliriz. Deli cesareti diyebiliriz. Yani birileri cesaretine deli cesareti diyebilirdi. Öyle bir cesareti vardı. Mustafa Karahasanoğlu'na göre Allah'ın dediği olur. Kaderden öte, yazgıdan öte, nasipten öte yol yoktu.
cesurdu ve hakta kuvvet olduğuna, iman varsa imkanın olduğuna inanıyordu. Yani şuyum yok, buyum yok, efendim kameram yok, dizgi makinam yok vesaire şeklinde bahaneleri boş ver. Herhangi bir bahane üretmeye ihtiyacın yok. Eğer imanın varsa senin imkanın da vardır. İmkanın tamamı imanından gelir derdi. Gazeteyi, daha doğrusu fikirleri cezalarla susturma planı da tutmadı. Çalışanlara ne kadar sorgulandı? Hiçbir şey bulunamadı. Gidin emniyetten alın. Kara Hasanoğlu rüzgarı Alman devletini dahi meşgul etmeye başlamıştı. Gazetenin Almanya baskısı ise Alman İçişleri Bakanı'nın mahkeme kararı olmadan verdiği yasaklama talimatıyla engellenmişti. Bu süreçte ailesinden de bedeller ödeyenler oldu. Ailemizden mesela askerde çok ciddi problem yaşayanlar oldu o dönemde. Mobbing uygulandı. Farklı şeyler yaşandı yani o zaman. Askerliğin uzaması gibi falan bu problemler yaşandı, evet. Cennet ülkesine yürüyenleri yüreklendirecek manşetleri atmaktan asla geri kalmayan Kara Hasanoğlu bu süreçten alnının akıyla çıktı. 3 Kasım 2002'de Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve gelen hükümet, tüm zorluklara rağmen Müslümanların önündeki engelleri kademeli olarak bir bir kaldırdı. Müslümanların en büyük arzusu Ayasofya hülyası dahi gerçekleşmişti. Şimdi Ayasofya Mustafa abinin tüm İslamcıların, Müslümanların, dindarların olduğu gibi onun da büyük bir kızıl elmasıydı, büyük bir hayaliydi aslında. Mustafa abi bu sembol olan Ayasofya'nın açılmasını gördü, görmek nasip oldu. Bundan çok sevinç duydu. Ben onun bu meseleyi gözyaşlarıyla karşıladığını, izlediğini biliyorum. Çok ağır hastaydı. Mesela o açılışa katılmayı çok arzu etti ama ağır hasta olduğu için katılamadı. Ve kendisiyle daha sonra bir kısa da olsa bir görüşmemiz oldu. Hakikaten çok çok mutluydu. İnanılmaz bir mutluydu. Yani bir çocuk gibi seviniyordu Ayasofya'nın. Çünkü hayatının tüm merhalelerinde büyük bir hayaliydi Ayasofya'nın açılması. Ve bunu görmek nasip oldu. Bir diğeri Taksim'e Camii'ydi. Yani Taksim'e Camii de Türkiye'de, çünkü bunlar sembolik meseleler. Yani Mustafa abi aslında şunu söyleyebiliriz. Hayatı boyunca mücadelesini verdiği Ayasofya'nın açılması, Taksim'e Camii'nin yapılması, başörtüsü hürriyeti, İmam Hatip Lisesi mezunlarının askeri okullara girebilmesi, Kur'an kursundaki yasakların kaldırılması, birçok noktadaki hayalinin gerçeğe dönüştüğünü gördü çok şükür. Bunda şüphesiz Kara Hasanoğlu'nun emeği çok ama çok fazlaydı. Bugün bu ülkede bazı kolaylıklar varsa, başörtüsü konusunda, ibadetin tüm yönleri konusunda, bunlarda Mustafa abinin de bir katkısı var, büyük bir mücadelesi var. Yani bugün rahatça yaşıyorsak Mustafa abi ve onun gibilere borçluyuz. O nedenle inşallah bize hakkını helal etmiştir. Mustafa Bey'in başarısını sadece dergide şunda bunda tek başına değil, üç kardeşin çok ahenkli bir anlaşmasından da ileri geldiğinde, bu da çok önemli, evet. Hiç şüphe yoktu. Bu işi ailece fedai adamlar bunlar. Babadan başlıyor yani fedailik. Babadan beri böyle. Bir de İslami yapıda son derece sıkı bir yapıları var yani. 17-25-2013 yargı ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimlerinde doğru olan safı seçip önce Çin'de ortaya çıkan, akabinde tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgını Mustafa Kara Hasanoğlu'nu da pençesine aldı. Yanlış ilaç vermişler bana dedi. Önceki, en önce ilk gittiği
düşünmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak hepimizi sağlık, sıhhat, afiyet, her şeyin başında iman üzere yaşamayı ve hayatınızı tamamlamayı nasip etsin. Direndi, iyileşti. Ancak sonrası süreçte sağlık sorunları baş gösterdi. Ve o kara gün. 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında Hakk'a yürüdü. Rıfat'a soracaksınız. Telefon açtım, konuşamadım. Acı haber çok kısa sürede duyuldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve diğerleri, taziye mesajları yağmur gibi yağmaya başlamıştı. Kara Hasanoğlu'nun naaşı önce hastaneden evine götürüldü. Helallik alındı. Maddi, manevi, dünyevi, uhrevi, ahirete irtihal olan özellikle kul haklarınızı helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Allah rızası için canı gönülden helal ediniz. Dava arkadaşları Kara Hasanoğlu için son görevlerini yapıyor, cenazesini çalıştığı Akit Medya binasına getiriyordu. İlk tören burada düzenleniyordu. Yakınları, mesai arkadaşları, dostları, meslektaşları konuşmak için kürsüye geliyor. Ancak kelimeler boğazlara düğümleniyor, gözyaşları sel oluyordu. Ben hem bir abiyi hem belki bir babayı kaybettim. 60 yaşındayım. 60 yıl boyunca ben hem bir abilik, hem iş birlikteliği, hem ideal birlikteliği, dava birlikteliği, din, iman birlikteliği yaptığım bir abiyi kaybettim. İnananların Yüz Akı sloganıyla bir yola çıktık. Bir paşa dindar insanlara hakaret ettiği zaman yayın kurulu toplandı. Manşet şuydu, o paşa biz bunları belliyoruz demişti. 28 Şubat'ın en sert günleriydi. Abim beni çağırdı. Söyle bakalım hukukçu dedi. Bunda bir şey var mı dedi. Abi yapma. Bellendiğiniz paşa yerine bellendiğiniz paşam diyelim. Birazcık hafifletelim dedim. Ondaki cesaret bende yoktu. Onun için peki senin dediğin olsun dedi. Çünkü sen gidip savunacaksın. Ve biz o gün manşeti belki abimin yayın kurulunun kararı gereği bellendiniz paşa şeklinde çok daha cesur bir şekilde atacakken belki benim korkaklığım veya onun cesareti kadar cesur olamadığım için bellendiniz paşam diye çıktık. Affet abi. Affet, hiçbir şey kaybetmezdik. Belki senin cesaretin çok daha kısa sürede o yanlışları, o zulümleri sona erdirirdi. Babam bilerek kimsenin hakkını işledi. Bilmeyerek hakkımıza geçtiyse de haklarımızı helal edin. Gazete babam başka bir çocuğu bize vakit ayırdığı kadar gazeteye de vakit ayırdı. Değerli abim Mustafa Kara Hasanoğlu, Üstad Necip Fazıl'ın zaman zaman dörtlüklerini dile getirirdi. O dörtlükler şöyleydi. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Öleceğiz, öleceğiz. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun diye zaman zaman bu dörtlükleri dile getiriyordu. Korkmuyordu. Zaman zaman bize nasihatlerinde korkaklardan gazeteci olmaz. Cesaretiniz yoksa gazetecilik yapmayın.
beyninizi, kaleminizi kiraya verecekseniz başka bir meslek seçin derdi. Bu şekilde belki gazeteciliğin de onurunu korumuş oluyordu. Tabut omuzlandı, Fatih Camii'ne götürüldü. Mahşeri bir kalabalık vardı. Devletin zirvesi de cenazedeydi. On binlerce okuruyla birlikte ailesi, Akit Medya Grubu çalışanları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Eski Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda isim onu son yolculuğuna uğurluyordu. Cenaze namazı kılındı. Kara Hasanoğlu'nun tabutu omuzlara alındı. Bu sırada namaza katılanlardan tekbir sesleri yükseliyordu. Kara Hasanoğlu cenaze namazının ardından Edirne Kapı Şehitliği'nde toprağa veriliyordu. Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından Yalçın Topçu Bey, o bana anlattı. Ya dedi Mustafa abin, tabii bunları taziyede şey yaptılar. Vefatından sonra. Çok mübarek bir insan. Niye dedim Yalçın Bey? Ya dedi ben o dönemde işte parti başkanıydık. İşte konuğumuz vardı. Efendim koltuğumuz vardı, şu vardı, bu. Günde 5, 10, 15 kişi arardı. Biz o dönem işte partiden falan ayrılınca dedi. Bir boşluğa düştüm ben dedi. Ne arayan var, ne soran var. Abim bir gün beni aradı. Yalçın dedi. Aç mısın? Tok musun? Ne yaparsın? Ne işin var? Evet dedi. Bana o dönemde dedi bir tek Mustafa Bey aradı dedi. O yüzden gerçekten bir kez daha takdir ettim onu dedi. Akit Medya hem kurucusunu, kardeşini, hem dostunu, hem arkadaşını, cesur yüreğini kaybetmişti. O temel yapının taşlarını döşeyen fikir işçilerindendi. Yani Mustafa abi budur, ihlas ve cihat. O cebini değil, cephesini düşünüyordu. Ümmetin sesi, mümin yüreklerin nefesiydi. Kaypak yürekli, kem sözlü, iki yüzlü insanlara geçit vermeyen geçimli bir insandı. Yüreksizlerin karşısında kendi yüreğine inanmış bir mümini mert idi. Hak ve hakikat için yaşıyordu. Kahtür Rical devrinin rical abidesiydi. Saniyelik sevgilere, dakikalık sözlere, saatlik tevazulara, günlük inançlara, gecelik sevdalara, sabahlık gülüşlere aldırmadan ve aldanmadan hep istikamet ve istikrar sahibi oldu. Irak gönüllerin uçurumuna sevgiden köprüler kuruyordu. Dostlara bir tepşir nüktesi uzatırken düşmana da bin ok fırlatıyordu Mustafa Kara Hasanoğlu. Ne zaman bir derdim olsa yanımdaydı. Yalnız ben değil, bütün arkadaşlarına böyleydi o. Ben onu ayda bir, 15 günde bir, en geç ayda bir arardım. Aramadığım zaman o beni arardı. Ne oldu sen arardın diye. Cemre olup kendisini bekleyen gönüllere düşüyordu. Rabbani davanın şafağını beklerken şakaklarına ak düştü. Ömür sayfalarını inandığı dava yolunda bölüştü. Emri bil ma'ruf neyhi anil münker yapmayı şiar edinmişti. Mustafa İslam fedaisi, Türk milletinin fedaisi. Yani ailece yani annesini çok az tanıdım. Babasından çok arkadaşlık yaptım. İslam'ı yaşayan insanlar. Milliyetçi, mukaddesatçı, devletine, milletine feda olmuş. Zaten babası ölüsünü bana verirsen ver, vermezsen helal olsun sana demiştir. Yani o şekilde evlatları verdi, devlete hizmet ettik. Yokluğunu kabullenmek kolay olmadı. En çok neyi özlediniz? Herhalde kızmasını. Rabbin helal haram çizgileri üzerinde belirginleşmiş, gayretullah'a dokunacak şeylere yaklaşmaktan bir kuş kadar ürken abid insan.
Müslümanlara müşfik, zalimlere şedid. Mustafa abim acıkmaz, yorulmaz, işten kaçmaz bir şahsiyetti. Hakkı korur, hakkı tutar ve hakkı kaldırırdı. Allah'tan kendisine bir kez daha rahmet diliyorum. O sadece iyi bir medya patronu ya da gazeteci değil, iyi bir eş, iyi bir babaydı. Babam tam bir babaydı yani, öyle söyleyeyim. Hep her oturduğumuzda yeni bir şey öğrenirdik. Yani sadece evde değil aslında, dışarıda da gelenlere hep bir şeyler, tecrübesinden bir şey aktarmaya çalışan, hep bir şeyler vermeye çalışan birisiydi. İşte nasihat verir, kıssalar anlatır böyle güzel. Hep bir şeyler vermeye çalışırdı yani. Evde de hani bu kadar yoğunluğuna rağmen aslında elinden geldiğince bize vakit ayıran, aileye çok önem veren birisiydi. Artık geride sadece anılar kaldı. Yani babamla mezarlığa giderdik, dedemin mezarlığına. Orada şimdi dedemin mezarıyla babamın şu anki mezarlığı aynı yerde, yan yana. Şey de derdi, onu hiç unutamıyorum. Özellikle babam vefat ettikten sonra işte ben sürekli geliyorum babama, her hafta giderdi dedemin mezarlığına. Siz de benimkine gelecek misiniz acaba derdi. Geliriz tabii baba diyordum. İşte gitmeye çalışıyoruz. Evet, onu hep hatırlıyorum yani, söylerdi. Elbet bir gün şu saçlara ak düşecek. Omuzlar çöküp alın, yalçın araziye dönecek. Bu baş, bu gövde kefenlenip toprakla örtülecek. Belki bir taş dikilecek, belki ona da çok denilecek. Bir bilene sordular mı acep ne diyecek? Gaye rahmetle anılmak, kim anacak? Bir bilen, tanıyan, o da geç anlayacak. Heyhat, bize rahmet çıkaran bulunmayacak.